Değerli arkadaşlar merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Külmü olacağım. Arkadaşlar bugün önemli bir konu işleyeceğim. YKS sınavında yani TYT ve AYT'de pratik Türkçe bilgileri üzerine duracağım. Kısa ve öz bir şekilde. Aynı zamanda bazı pratikleri yaparken örnek sorular üzerinde de duracağım. O yüzden dikkatli bir şekilde izleyin. Bu videomuz hem sınava girecek olan arkadaşlarımız için hem de lisede eğitim gören arkadaşlarımız için faydalı bir video olacak. Bu kanaatteyim. İnşallah dikkatli bir şekilde sonuna kadar takip ederseniz ve arkadaşlar bir bütün olarak bu videoyu kanalda yayınlayacağım. Aynı zamanda parça parça da kanalımızda video olarak yer alacak. Hemen gelin isterseniz videomuza geçelim ve ilk pratik bilgimizden başlayalım. Arkadaşlar eğer sözcüğün türü, görevi, işlevi ve çeşidi soruluyorsa soruda şunu unutmayın. Burada sözcüğün isim mi, zarf mı, sıfat mı, zamir mi, edat mı olduğuna bakacağız. Dolayısıyla sözcüğün türü, görevi, işlevi, çeşidi sorulursa isim mi, sıfat mı, zarf mı, zamir mi, edat mı olduğu bize soruluyor. Bunu unutmuyoruz. Sevgili arkadaşlar, ismin e-de-den hal ekleriyle biten öğelerin genellikle dolaylı tümleç olduğunu unutmuyoruz. Eğer arkadaşlar bir isim e-de-den hali almışsa ve cümlede de öğe olmuşsa genellikle bu nedir? Dolaylı tümleştir. Gene ismin i haliyle biten öğeninde her zaman belirtili nesne olduğunu unutmuyoruz. Üçüncü tekil iyilik ekiyle yani sı, si, ö, i ile bitiyorsa bu öğeninde özne olduğunu unutmuyoruz. Burada bakın arkadaşlar parantez içinde sı, si'yi ı'yı aldık, s'yi parantez içine aldık. Arkadaşlar teknik üçüncü şahıs iyilik çekiminde bazı durumlarda s türeme eki olarak geliyor. Bazı kaynaklar s, s olarak alıyor. Aslında doğrusu ı'yidir. Dolayısıyla mesela arabası derken orada aslında s nedir? Bir türeme ekidir. Dolayısıyla bazı kaynaklar s, s aldığı için burada onu belirtiyorum. Kalıplaşmış bir halde günümüzde. Aslında doğrusu ı'yidir. Dolayısıyla burada da özne olduğunu unutuyorum. O zaman da de e A'dan den eki alıyorsa sevgili arkadaşlar bir isim cümlede genellikle dolaylı tümleştir. Şimdi burada neden genellikle kelimesini kullandık? Çünkü bazı durumlarda arkadaşlar da de dan den eki alan kelimeler zarf tümleci de oluyor. Kanalımızda dan den eki da de eki alan kelimeler zarf tümleci mi, dolaylı tümleş mi diye bir videomuz var. Özellikle izlemenizi istiyorum. Sebebi de şu. Eğer arkadaşlar sorduğumuz sorudaki da de dan den a e eki sorumuzdaki ek aldığımız cevapta da varsa dolaylı tümleç oluyor. Tamam mı? Eğer sorumuzda da de danden eki var fakat cevabımızda yani öğe olarak cevabımızda yoksa o zaman zarf tümleci oluyor. Böyle bir incelik var. O videomuza sizi yönlendireyim. Orada dikkatli izlersiniz. Dolayısıyla burada genellikle dememizin sebebi bu. Devam edersek ismin i hali alıyorsa bir kelime, isim o zaman genellikle belirtili nesnedir. Ve üçüncü tekil şahıs eki alıyorsa, ı ile bitiyorsa o zaman da özne olduğunu belirtiyoruz pratik olarak. Şimdi örneğe bakın. Yolda gördüm. Gördüm kim? Gördüm ben. Ben gördüm. Nerede gördüm? Yolda gördüm. O zaman orada yolda nedir arkadaşlar? Dolaylı tümleştir. Bahçeyi gezdim. Gezdim yüklem. Gezen kim? Ben. Ben nereyi gezdim arkadaşlar? Bahçeyi. Dolayısıyla orada belirtili nesnedir. Babası geldi. Gelen kim? Babası. Dolayısıyla burada da nedir arkadaşlar? Öznedir. Bu üç durumu, bilgiyi ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. Pratik bilgi olarak sizlerle paylaşmış oluyorum. Evet arkadaşlar gelelim bir diğer pratiğimize. Sevgili arkadaşlar, den ekiyle biten öğe cümleye bir sebep anlamı katarsa o öğenin zarf cümleci olduğunu unutmuyoruz. Biraz önce hani bahsetmiştim ya biraz değindim. Şimdi bakın her dan den eki alan kelime isim cümlede dolaylı tümleç değil. O zaman bir sebep bildiriyorsa cümlede dan den o zaman zarf tümlecidir. Hastalandığından gelmedi. Mesela Ali hastalandığından pikniğe gelmedi. Niçin gelmedi arkadaşım? Değerli arkadaşım hastalandığından bak dan den eki almış ama orada zarf tümleci olmuş. Dolaylı tümleç olmamış. Bir de sorumuza dikkat et. Neden gelmemiş dedim bak. Nereden gelmemiş gibi bir soru sormadım. Dikkat ediyor musun? Neden gelmemiş? Hastalandığından gelmemiş. Bir sebep de bildiriyor, ortaya koyuyor. Dolayısıyla burada da sevgili arkadaşlar zar tümleci olmuş. Bak dolaylı tümleç demiyoruz. Dikkat et. Evet şimdi gelelim bir başka
arkadaşlar pratiğe. Şimdi dade ve danden eki çekim eklerinin, yani bu çekim eklerinin sıfat tamlaması olarak cümlede kuruyorsa, bir sıfat tamlaması oluyorsa yapım özelliği kazandığını da unutmuyoruz. Mesela sıradan insanlar dediğimiz zaman arkadaşlar, burada insanlar kelimesinin önüne sıradan kelimesi danden eki alarak gelmiş ve sıfat olmuş. Dikkat ediyor musun? Nasıl insanlar? Sıradan insanlar. Peki oradaki danden eki çekim eki midir? Hayır. Arkadaşlar orada bakın, danden eki yapım ekidir. Unutmuyoruz. Candan arkadaşım. Ali benim candan arkadaşım. Candan arkadaşım derken orada danden eki alması bunun bir çekim eki olduğunu mu gösterir? Hayır. Arkadaşlar orada danden eki bir yapım eki özelliği kazandığından dolayı yapım ekidir. Ayşe sınıfın gözde öğrencisidir diyoruz. Gözde öğrenci. Gözde öğrenci ne demek? Dade eki almış. Oradaki dade ne ekidir? Çekim eki midir? Hal eki midir? Hayır. Orada o durumu üzerinden atmıştır. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Burada ne olmuştur? Bir yapım eki özelliği kazanmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar önündeki isme nasıl sorusunu yöneltebiliyoruz. Öyleyse altı çizili ekler sıfat yapmıştır ve bu yüzden artık bunlar nedir? Yapım ekidir. Sıradan insanlar, candan arkadaşım, gözde öğrenci tamlamalarındaki danden ve dade ekleri artık yapım eki özelliği göstermiştir. Bunu unutmuyoruz ve sınavlarda karşımıza çıktığı zaman hemen tak 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 yapıyoruz. Ve geliyoruz arkadaşlar bir başka pratiğimize. Şimdi sevgili öğrencim, iyelik eklerinin bir ismin sonuna gelerek onun kime ait olduğunu bildirdiğini, iyelik eklerini daha kolay bulabilmek için ismin başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların ön ifadelerini getirebileceğimizi unutmuyoruz. Dolayısıyla bu da önemli bir size tiyo oluyor. Mesela kitabım derken kimin kitabı arkadaşlar? Benim kitabım. Dikkat ettin mi? Yavrusu kimin yavrusu? Onun yavrusu. Örneklerinde olduğu gibi iyelik eklerinin bir ismin sonuna gelerek onun kime ait olduğunu bildirdiğini, iyelik eklerini daha kolay bulabilmek için ismin başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların ifadelerini, zamirlerini getireceğimizi unutmuyor. Ve geliyoruz bir başka pratiğimize sevgili arkadaşım. İyelik eki almış bir ismin başında iyelik zamiri, yani benim, senin, onun kullanılmamışsa bunların tamamının tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması olduğunu unutmuyoruz. Pantolonum. Kimin pantolonu arkadaşlar? Benim pantolon. Bakın benim pantolonum dediğim zaman bir isim tanıması. Ama dikkat et orada benim yok. O zaman ne oldu? Tanlayan düşmüş oldu. Pantolonum dediğim zaman bana ait olduğunu ben oradaki im iyelik ekinden anlıyorum ve tanlayanı düşen bir isim tanıması olduğunu görüyorum. Peki annesi kimin annesi? Onun annesi. Buradaki sı-si eki, iyelik eki aldığını görüyorum. Onun annesi olduğunu biliyorum ama onun tamlayanı düştüğünden dolayı ben bunun sı-si'den onun olduğunu algılıyorum. Dolayısıyla burada da bir iyelik eki alması hasebiyle tamlayanı düşmüş bir isim tanıması olduğunu biliyorum. Şimdi arkadaşlar biraz önce söyledim. Buradaki sı-si ekindeki s aslında bir türeme ekidir. Doğrusu i'dir. İ'dir oradaki iyelik ekimiz. Ama günümüzde kalıplaştığı için bazı kullanımlarda yani ünlüyle biten kelimelerde sı-si'nin türediğini, kalıp olarak sı-si olarak geldiğini unutmayalım. Mesela burada bir sevgili arkadaşlar ses olayı sorsaydı o senin bir türeme eki olduğunu ifade edecektik. Bunu da lütfen unutmayın. Biraz önce hatırlatmıştım. Gelelim bir diğer pratiğimize. Şimdi sevgili arkadaşım her im ekinin aynı ek olmadığını unutmuyoruz. Yani her önünüze gelen kelimedeki im ekini gördüğünüz zaman bunun aynı ek olmayacağını unutmuyoruz. Şimdi bakalım örneklerimize. Telefonum nerede sorusunda telefon kelimesine bakın. Eki gelmiş. Dikkat ediyor musun? Buradaki eki birinci tekil iyelik eki. Benim telefonum. Tamam mı? Dikkat edin. Çok iyiyim cümlesinde ise bakın cümle diyorum. Ben çok iyiyim. Orada gizli özne var. Ben çok iyiyim. Burada da ek fiilin geniş zamanının olduğunu, geldiğini unutmuyoruz. Çünkü isme gelmiş ve onu ne yapmış? Yüklem yapmış sevgili arkadaşım. Dolayısıyla bu bir isim cümlesidir aynı. Dikkat ediyor musun? Bak üstte de im eki var. Burada da im eki var.
Dolayısıyla aynı şey değil. Devam edelim. Bizim çocuklarımız derken bizim kelimesindeki im ise tamlayan ekidir. Arkadaşlar, teklik birinci ve çokluk birinci şahıslar eğer isim tamlaması yaparsa bizim çocuklarımız, benim çocuklarım, o benim ve bizimdeki im var ya, o tamlayan ekidir. Yani ın in eki var ya, hani biz ın in ekini biliriz çoğunlukla. Çok bu gelmez ve bizi sınavda bu yönüyle bizi ne yaparlar? Avlarlar. Öseğimi avla. İşte buradaki ım in eki bizim derken ım im, benim çocuklarım derken benim ım im. Bunlar ilgi ekidir. Birinci şahıslarda bunu da unutmuyoruz. Ve geliyoruz bir başka ım im ekinin kullanımına. Ölümden korkma. Burada da sevgili arkadaşlar ölmek fiiline ölüm, ım im, ne yapmış? Bir fiilden isim yapım eki olarak gelmiş. Burada da nedir? Yapım ekidir. Bunu da unutmayalım. Gelelim bir diğer örneğimize. Yanına geleceğim. Kim? Ben. Nereye geleceğim? Yanına. Geleceğim. Yüklen bakın. Burada da im nedir? Şahıs ekidir. Bütün şahıs ekleri mutlaka arkadaşlar kip ekinden sonra ne yapar? Gelir ve bunu da ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. O zaman karşımıza çıkan her im eki aynı değil. Arkadaşlar ÖSYM buradan çokça avlıyor. Özellikle bu yıl yapılacak üniversite sınavında da avlayabilir bizi. TYT ve AYT de. Dolayısıyla uyanık oluyoruz ve gözlerinizden öpüyoruz. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.